İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin en yeni bölümü olan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüzün açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimizin açılış programında Sayın Rektörümüzün himayelerinde resmi olarak bölüm açılışımızı gerçekleştirmiş olacağız. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün kısa bir tanıtım filmini hep birlikte izleyip bölüm fiziki imkanlarını görme fırsatı bulacağız. Bugünün anlam ve önemine binaen selamlama konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayın Yorgun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, üniversitemizin çok kıymetli Genel Sekreteri, Hukuk Fakültemizin çok kıymetli dekanı, çok kıymetli dekan yardımcılarımız, çok kıymetli bölüm başkanlarımız, çok kıymetli hocalarımız, sevgili öğrenciler, fakültemizin 85. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde hazırladığımız ve ilk bölüm açılışıyla gerçekleştireceğimiz programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilgisayar 1936 yılında ilk kez kullanılmaya başlandı ve bir oda büyüklüğünde ve 30 ton ağırlığındaydı. Ve ilginç bir tesadüftür ki fakültemize 1936 yılında hayata geçti. Dolayısıyla 85 yıllık bir gelenekle karşı karşıyayız ve 85 yıllık geleneği bir gelecekle buluşturuyoruz. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bilişim sistemleri adeta sanayi toplum düzenini doğuran zaman açısından baktığımızda, değişim açısından baktığımızda aynı etkileri yaratacak bir değişim, dönüşüm süreciyle karşı karşıyayız. 19. ve 20. yüzyılda sanayi toplum düzeninin ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş eğitim sistemi yaklaşık 200 yıldır insanlığı bugüne kadar getirdi. Ama bundan sonra mevcut sistemle gitme imkanımızın olmadığını görmemiz lazım. Eğer bu gerçeği görür ve kendimizi bu dönüşüme adapte edebilirsek, hem ülke olarak, hem üniversite olarak, hem de fakülte olarak daha iyi bir yerde olacağız. Ama yok, mevcut alışkanlıklarımıza devam edersek, üzülerek ifade edeyim, geri kalmışlık çizgisini, geri kalmışlık zincirini kırmamız mümkün olmayacak. Biz İktisat Fakültesi olarak gelenekle geleceği buluşturmanın adını fiili olarak hayatta geçirmenin arayışı içerisinde hep olduk. Kodlama dersinden blockchain teknolojisine, blockchain teknolojisinden bilişim üretim sistemleri bölümünün kurulmasına kadar her alanda önemli adımlar attık. 45 bin mezunumuzun daha doğrusu sisteme, dijital sisteme aktarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 5 bölümümüzün tüm bilgilerini sisteme dahil ettik. Şu anda dijital ortamda mevcut. Şu anda 6. bölümümüzün bilgilerini giriyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda 7. bölümümüzün de bilgilerini girerek tüm mezunlarımızı dijital ortama taşımış olacağız. Tabii bunlar tek başına yetmiyor. Özellikle bilişim üretim sistemlerinin açılmış olması fakülte üzerindeki faaliyetlere de etkisini göstermeye başladı. Bölümdeki arkadaşlarımızın yazılımıyla artık sınav sistemini haftalarca asistanlarımızın, hocalarımızın uğraştığı bir iş olmaktan çıkarıyoruz. Ve şu anda denemesini yaptığımız sınav sistemiyle bir tuşla bütün sınav programını yapabilecek bir düzeye geldik. Aynı şekilde derslerin planlanmasında da aynı adımı attığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla mezun takip sistemine yönelik de böyle bir çalışma olacak. Ve hem fakültemizin içerisinde hem de yönetim bilişim sistemleri bölümümüzde yazılımdan kodlamaya, kodlamadan yapay zekaya kadar bütün alanlarda önemli adımların hepsini atmanın arayışı içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Artırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe doğru bir dünyanın varlığını kabul etmemiz lazım ve bu sanal dünya içerisinde de yer almanın mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor. Bütün bu çalışmalarımızda bizlere her türlü desteğini esirgemeyen rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, sayın genel sekreterimize,
hocalarımıza, dekan yardımcılarımıza, bölüm başkanlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü şuna inanıyoruz, Türkiye'nin ilk iktisat fakültesi olmanın gururunu yaşıyoruz ama bunun bize yüklediği sorumluluklar da vardır. Bu sorumlulukların bilincindeyiz ve burada atacağımız her adımın bizim dışımızdaki fakülteleri de olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Katılımlarınızdan dolayı çok mutlu olduğumu, çok teşekkür ettiğimi, en içten sevgi ve saygılar sunduğumu ifade ederek bölümümüzün hem fakültemize, hem üniversitemize, hem ülkemize, hem de eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor. En içten sevgi ve saygılar sunuyorum. Sevgili dekanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Akın Kürsi'ye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcıları, kıymetli dekanlarım, değerli genel sekreterim ve fakültemizin kıymetli mezunları ve tabii ki yeni bölümümüzün çok değerli kurucuları. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle ve bugünün heyecanıyla gururla selamlıyorum. Hocamın konuşmasında temas ettiği bir konuyla size aslında sözlere başlamak istiyorum. Dünyada üretilen ilk bilgisayar bu. Ve tabii Cemil'den özür dileyerek bunu anlayacağı sırada göstermek istiyorum. Yani şey büyüklüğü neler olduğu anlaşılsın diye Cemil de yanında duruyor. Yani insan boyuna göre nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bu Harvard Üniversitesi'ndeki şey ilk bilgisayar. Evet, gerçekten bir odaya sığmıyor büyüklükte. Ve gördüğünüz gibi insan boyundan daha yüksek bir yapı. Ama şu var tabii ki aslında bunun olması insanların iddiasının da bir göstergesi. Çünkü insanlar bir yere mevcutta yetinmeyip kendi güncel işlerini nasıl daha kolay akıcı hale ve tabii getirebilir ve gelecekte de bunu nasıl pratikleştirebilir bunun arayışı içerisinde olmuştur. Aslında bu yerde olacak. Bu arayışın bir somut göstergesi. Bu yönüyle ben tabii ki bu aslında insanın doğasında olan gelişme içgüdüsünün üniversitemizde kurumsal bir şekilde ben tayin edici olmasından duyduğum nedenle belirtmek istiyorum. Genel olarak üniversitemiz için, özellikle de İktisat Fakültesi için bir yargı var malum. İşte geleneksel kurumdur, geleneksel birimdir. İşte bu yapısıyla dinamik olamaz diye bir yargı vardı. Biz bu yargıyı şükürler olsun ki üniversitenin kendi hem de kendi bu geleneksel geleneği içerisinden çıkmış olan tam da tersine dinamik ve kolay anlaşılabilir, kolay anlatılabilir, kolay anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir fikirlerin de merkezi olduğunu göstermiş oldu. Nitekim hem de bunun iktisat fakültesinden çıkmış olması da bizim için ayrı bir değerdir. Hocamız da bahsettiği gibi nihayet iktisat fakültesi insanın günlük yaşantısını basitleştirme ilmine yerleştiği fakülte. Yani kişinin sosyal hayatını nasıl daha basit bir şekilde yaşanabileceğini işleyicinin modellendiği bir fakülte. Biz bunu zaten mevcut olan bölümlerimizin yanında yeni bir bölüm iddiasıyla da daha görünür kılmak istedik. Yönetim bilişim sistemleri bölümü örnekleri var mı? Var ama bu örneklerinde daha çok ağırlıklı olarak tabii ki hoca bulmak kolaylığı da bunun bir müsebbi bir veya kolaylaştırma unsuru olarak da daha çok iktisat ve işletme kökenli hocaların olduğu ve adından olduğu gibi yönetim bilişim birleşkesinin yönetim kısmından ağır olduğu bir yapıda. Biz bunu ben kıymetli dekanımıza çok teşekkür ediyorum. Onun da öngörüsüyle, yakın takibiyle yönetim kısmını atlamadan tabii bu bir ihtiyaçtır. Ama bilişim desteği daha önde olacak şekilde bir bölüm kurgusu planladı. Ve hocalarımızın da varlığı bize tabii ki bunun için bir ümit de aşıladı. Ve hocalarımızın varlığıyla beraber gördüğünüz program ortaya çıktı. Bizim bölümümüz hem iktisat fakültesinde hem üniversitemizde ve tabii ki genelde yüksek öğretimine katkı sağlayacak olan öncü uygulama fikir projeleri getirecek olan bir bölümdür. Bu yönüyle bir durumdan çok mutluyuz ve ümitliyiz.
Efendim bölümümüz bu yeni eğitim öğretim yılında inşallah lisans eğitimiyle başlayacak ve hemen yine yeni eğitim öğretim yılında yüksek lisans programının da kabul edilerek uygulanmasını bekliyoruz. Şüphesiz bu birdenbire doğmuş bir fikir değil. Zaten bizim üniversitemizde çok güçlü bir enformatik bölümü var. Ve enformatik bölümünün varlığı ve bu yana da getirilmesi dolayısıyla da ben tabii ki Sevinç hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu alanda kendi başına, tabii bu ekibin bu üyeleri ve diğer görünmeyen kısmıyla da hem de ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çok önemli programlar gerçekleştirildi. O programlar da bizim zihin hazırlığımızın aslında temelini de oluşturmuş oldu. Şimdi burada orada tıkanmış olan bir süreci böyle açık olarak ve daha da zenginleştirilmiş ve geliştirilmiş olarak uygulama şansına benim ulaşmış oldum. Bu bizim için tabii ki güzel bir aşama. Ben burada Ömer Hocam olduğu için şunu da söylemek istiyorum. Aslında klasik yapımızın en klasiğinin temsil edildiği hukuk fakültesi, burada Sayın Hocam gibi Ömer Hocam da varlığıyla orada da aslında güzel şeyler gerçekleştiriliyor. Mesela bilişim hukuku orada kuruldu ki, bilişim hukuku aslında bu bölümle de çok yakından ilişki olacak şekilde. Biz orada da hukuk süreçlerinin de aslında burada modernleşmiş olan gelişmelerle daha yakından takip edilebilir hale gelmesini temin edeceğiz. Bu itibarla doğru yolda olduğumuzu ben tabii ki gönül rahatlığıyla söylüyorum. Dün sıcağı sıcağına bir toplantıdan geldik. Malum olduğu üzere araştırma üniversitesiyiz ve araştırma üniversiteleri için dün karar günüydü. Ve yeni bir sistem oluşturuldu ve bu sisteme göre de Türkiye'deki araştırma üniversitesi sayısı 20'ye çıkartıldı. Ve uygulama modellemesi de asil aday tanımlamasının dışında bu sefer 3 grup halinde oldu. Buna göre de 20 üniversite içerisinde yine biz 7. sırada olduk ve 32 göstergenin ortak puanıyla bu oluştu. Biz bu süreçte 3,5 sene önce bir ciddi bir ayrışma yaşamamıza rağmen, ki bu ayrışma 7500 personel, 3000 akademik personel olacak şekilde yaşamamıza rağmen bütün haldeki sıramızı koruyarak ve ama puanımızı artırarak tabloda yerimizi aldık. Orada hatta zayıf olduğumuz 3 bölüm vardır bu sistemde. Yani kapasite, kalite ve işbirlikleri ve etkileşim bölümü. İlk tespite göre zayıf olduğumuz etkileşim alanını neredeyse %50 artırarak o tabloda yerimizi aldık. Bu da üniversitemizin aslında yenilik anlamında ne kadar kararlı ve iddialı olduğunu da gösteriyor ki bu bölümde bizim oradaki hedeflerimize uygun olarak daha da ilerlememizi sağlayacak. Bekir Hocam'a teşekkür ediyorum. Bu süreçte tabii ki en önemli şey uluslararası işbirlikleri ve uluslararası işbirlikleriyle gerçekleşecek olan yayınlar. Ben bu vesileyle bir hususu dikkatlerine sunmak isterim. Tabii ki kalite koordinatörümüz Eray Hoca'nın da gayretleriyle 2020 yılına ait uluslararası yayın faaliyetlerine göre 20 üniversiteyi içeren bir hazırlığımız da oldu. Dünkü toplantıda da ben söyledim. Mesela orada biz bir bölüm yaşamamıza ve dışarıdan bakıldığında sosyal bir üniversite gibi görünmemize rağmen esasında uluslararası yayın skalasında ikinci sıradayız. İki burada uluslararası yayın toplamı, uluslararası atıf, uluslararası işbirlikleriyle yayın, sanayi işbirlikleriyle yayın, Q1 yayınları ve dünyada ilk %10'da olan dergilerde yayın veya yayın kategorisinde yayın sayısı açısından bir tablo oluşturdu. Burada ikinci ve en kötü ya veya en farklı olan yerlerde üçüncü sırada olduğumuz bir gerçekliği konuşuyoruz. Ve orada da uluslararası işbirlikleriyle yapılan yayında çok iyi durumdayız. Mesela sanayi ile işbirliği yayınında ben şunu söyleyeyim, 38 yayınımız 2020 yılına ait görüldü. Bizim 38 yayın olan yerde tabloya baktığımız zaman şu anda ilk 20'de yer alan bir kısmının adı da teknik olan üniversitelerdeki yayınların yani 5, 4, 6, 7 sırası olduğunu görüyoruz ve ben bunu büyük toplantıda söyledim. Hocalarımız sanki her şey halletmişler gibi konuşuyorlar ama buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim amacımız kimseyi suçlamak değil, üniversitemizin hedeflerini doğru kurmak.
yani ulaşılabilir, gerçekleştirilebilir hedefleri önümüze koymak. Ve bunun için de tabii ki güvencemiz akademik kadromuz. Akademik kadromuzun kararlılığı. Bunu da zaten tüm tablolarda, belgelerde, kararlarda görüyoruz. Bu hedefimize bizi daha hızlı yaklaştırmak ve orada güvenle yürümek üzere İktisat Fakültemizin, özellikle yeni bölümümüzün, yönetim ilişim sistemlerinin bize çok katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Tabii ki kadromuz mevcut hocalarımızla sınırlı kalmayacak. Yıllar içerisinde daha da zenginleşecek ve güvenli bir ortam bize sağlayacak. Bize bu günleri yaşamamıza vesile olduğu için hocalarımıza ve bunların sonu gerçekleştirdiği için de Sayın Dekanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte benim de katkılarını beklediğimizi de belirterek saygılarımı sunuyorum. Şimdi de yönetim bilişim sistemleri açılış törenimizin kurdele kesim merasimine geçmiş bulunmaktayız. Tamam mıyız? Başlayınca başlayın. Hadi oradan. Hayır. Oldu. Akasalamak. 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 Akasalamak.